Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere Wolfgang Goethe'ye ait bir eser olan Genç Wörtner'cıları adlı eserin özetini sunacağım. Kitabın ana karakteri genç ve donanımlı olan Werther'dir. Şehirdeki yoğun hayatından sıkılıp küçük bir yerleşim yeri olan Wilhelm'a taşınmaya karar verir. Werther arkadaşı Wilhelm'a yazdığı ilk mektupta orada yaşadığı psikolojik bir takım sorunlardan bahseder. Zaman geçtikçe oraya alışmış, mektuplarında yeni arkadaşlarını anlatmaya başlamıştı. Kentte yaşadığı yoğun tempodan uzaklaşmak onu rahatlatmıştı. Gittiği vadede arkadaşlarıyla birlikte bir partiye davet edilir. Arkadaşları partinin düzenlendiği evde Lüte adında çok güzel bir kızın olduğunu, kızın nişanlı olduğunu söylerler. Ayrıca ona asla aşık olmaması konusunda da tembihlerler. Partide Werther Lüte'yi görür. Evet, bu oydu. Arkadaşlarının anlattığı kız. Göz kamaştırıcı ve karşı konulamaz. Werther ona ilk anda aşık olmuştu. Hem de her gün vadinin bir ucundan diğer ucuna sadece onu görmek için gidecek kadar. Lüthi de ondan hoşlanıyordu. Fakat Albert adında biriyle nişanlı olduğu için bu mümkün değildi. Albert işi gereği sürekli uzaklarda olduğundan Lüthi ve Werther iyi dost olurlar. İkisinin de istedikleri dostluktan daha öte bir şeydi. Werther ve Lüthi'nin arkadaşlıkları sürerken bir gün Albert vadiye geri döner. Werther onunla da iyi dost olur. Bir yandan Lüthi'ye olan aşkı artarken bir yandan da büyük bir güç tarafından bastırılıyordu. Lüthi gerek etik anlayışı bakımından gerekse geleneklerine verdiği önemden Albert'la evlenir. Hislerini ona açıklayamayan Werther çektiği acılara katlanamayıp vadiden ayrılır. Gittiği yerde bir kadın onu çok zengin kişilerin yer aldığı bir baloya davet eder. Werther baloya gittiğinde oradaki kişiler onunla alay ederler. Bunun üzerine Werther oradan da ayrılır. Prens onu yanında kalması için saraya davet eder. Orada da uzunca bir süre kaldıktan sonra sıkıldığını söyleyerek vadiye geri döner. Bir hastalık gibi bulaşan bu aşktan kurtulmanın çok zor olduğunu, bundan dolayı tek yolun hayatına son vermek olduğunu düşündüren bir psikolojiyle hareket etmeye başlar. Bir gün Lüthi'nin evinde konuşurken onu öpmeye çalışır. Lüthi ondan uzaklaşarak bir daha yanına gelmemesi konusunda onu uyarır. Werther, Albert'tan ava çıkma bahanesiyle bir tabanca göndermesini ister. Albert tabancalardan birini de temizleyerek onu da evine gönderir. Werther silahı aldıktan sonra doğduğu yeri ziyaret eder. Bir ıhlamur ağacının altında oturur. Birçok şey ona yeni ve tuhaf gözükür. Yeni olan her şey tiksindirici ve de saçma gelir. Köyünü gezdikten sonra tekrar evine gider. Lüthi ile ilk buluştuğu günkü kıyafetleri giyer. Ardından masaya oturur. Önünde duran kağıtla kalemi alarak Lüthi'ye bir mektup yazar. Bir tür vasiyet de diyebiliriz aslında. Vasiyetinde üstündeki kıyafetlerin çıkartılmamasını, cebine de hiç dokunulmamasını yazmıştı. Elveda Lüthi diyerek mektubunu sonlandırmış, tetiği çekerek de hayatına son vermişti. Uşak Albert ve Lüthi'ye haber verir. Lüthi her yeri titreyerek onun evine gider. Cesedi gömülürken onun istediği gibi kıyafetlerini çıkarmamış, ceplerine de dokunmamışlardı. Lüthi ise vicdan azabı çekerek hayatına devam etmişti.